Merhaba. Bilgi Şen yürüttüğümüz yeni bir projeyi anlatmak için sizlere bir tanıtım videosu hazırlamak istedik. Ofisin Mobil. Çağımız bilgi çağı. Artık neredeyse her işimizi teknoloji ve interneti kullanarak yapıyoruz. İnternet üzerinden alışveriş yapıyor, yemek siparişi veriyor ve hatta cebimizden taksi çağırıyoruz. Peki akademisyenler işlerini yaparken çağımızın bu imkanlardan ne kadar faydalanabiliyor? Ya da daha verimli nasıl faydalanabilir? Biliyorsunuz ben de bir akademisyenim. Akademisyenler olarak biz hangi işleri yapıyoruz? Derslere gidiyor, akademik araştırmalar yapıyoruz. Makale, bildiri okuyor, akademik çalışma yapıp bunların çıktılarını makale olarak yayınlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize toplantılar yapıyor, konferanslara gidiyor, yurt dışı işbirlikleri oluşturmaya çalışıyoruz. Proje önerisinde bulunup bunları yürütüyoruz. Bunların dışında bir de kağıt kök işleri var tabii. İmzalanması ve takip edilmesi gereken bürokratik bir yeni evrak. Ve tüm bu işler için mesai süresi yetmiyor ve eminim sizler de benim gibi evde bile mesai devam ediyorsunuz. İşte biz sizin için bu alanlarda akademisyenlerin teknolojiyi daha verimli nasıl kullanabileceği üzerinde epeyce bir kafa yorduk ve Ofisin Mobil projesini hayata geçirdik. Peki, temelleri İTÜ Bulut dönüşümüyle atılan Ofisin Mobil projesinde neler var? Çok şey var. Örneğin uzaktan eğitim var. Artık evdeyken ya da yurt dışında konferanstayken internet üzerinden sanal dersler yapabileceksiniz. Bu amaçla gerekli sunucu parkurunu bir yazılım seansına satın aldık. Kendi sistemlerimize entegre ettik. Artık Ninova'dan sanal ders açmak istiyorum diyerek dilediğiniz yerden derslerinizi yapabileceksiniz. Ayrıca 2016'da rektörlüğümüz tarafından kampüs içinde çeşitli noktalara stüdyo sınıfları da kurulacak. Bu proje içinde başka ne var? VPN var. Eskiden kısıtlı verebildiğimiz bu hizmetin kapasitesini ve yöntemini değiştirdik. Artık bütün çıkış trafiğiniz İTÜ ağından yapılacak. Yani bilgisayarınızda kuracağınız küçük bir yazılım ve İTÜ kullanıcı adınız ve parolanız ile evdeyken ya da kampüs dışındayken bilgisayarınızı İTÜ ağındaymış gibi kullanabileceksiniz. Bu sayede sadece okulda kullanabildiğiniz lisans yazılımları evdeyken de kullanabilecek, daha da önemlisi üniversite içindeymiş gibi makalelere ve akademik veri tabanlarına erişebileceksiniz. Bütün bunlar için internetimizin hızlı olması gerekir mi? Evet. Peki hızlı mı? Hızlı. Şu anda İTÜ'nün internet çıkış band genişliği 3500 megabit per second. Aynı kulvarda koştuğumuz İstanbul'daki bir başka üniversitenin internet çıkış band genişliği ise 1100 megabit per second. Ama olsun, onların da çok güzel boğaz manzaraları var. Projemizin bir diğer bileşeni ise İTÜ Kurumsal Bulut Depolama Hizmeti, diğer adıyla KOVAN. Başka bir de işte İTÜ olarak kendi Google Drive ya da Dropbox hizmetimizi vermeye başlıyoruz. Verilerinizi güvenle saklayabileceğiniz, web tarayıcısı ve mobil uygulama üzerinden erişebileceğiniz, masaüstü bilgisayarınızdaki bir klasörle senkronlayabileceğiniz, başkalarıyla paylaşım mekanizmaları olan tam fonksiyonel bir hizmeti size sunuyoruz. Şimdilik 10 GB kotalı bu hizmetin kapasitesini 2016 yılında öğretim üyesi başına 20 GB'la çıkarmayı hedefliyoruz. Ofisin Mobil projesinin bir başka bileşeni ise toplantılarınızı ve iletişiminizi daha verimli yapabilmeniz için hazırladığımız Hule projesi. Microsoft'un Skype for Business ürünüyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle kurumsal Skype hizmeti sunuyoruz. Herkes gibi benim de en çok şikayetçi olduğum konuların başında evrak işleri geliyor. Ofisin Mobil kapsamında tüm öğretim üyelerimize dağıtılacak olan elektronik imza ve elektronik belge üretim sistemi Papyrus ile birlikte artık belgeleri elektronik ortamdan imzalayabileceksiniz. Ayrıca TÜBİTAK ve benzeri başvurularda her türlü doküman imzalanmasında kanunen ıslak imza ile aynı sayılan elektronik imzanızı kullanabileceksiniz. Doğal olarak Ofisin Mobil projemizdeki hizmetlerin en üst düzeyde kullanılabilmesi için rahat taşınabilir bilgisayarlar olmalı. Bunun için tüm öğretim üyelerimize kendisi küçük ama teknik özellikleri yüksek bir dizüstü bilgisayar da sunulacak. Intel i7 3.1 GHz işlemcili, 8 GB bellek ve 256 GB SSD diske sahip bu bilgisayar yaklaşık 1.5 kilogram. Aynı zamanda tablet olarak da kullanılabilen dokunmatik ekranlı bu bilgisayarın bellek alemi var. Sizi bilmem ama ben ofiste, evde, derste başka bilgisayarlar kullanmaktan, hepsini ayrı ayrı kurulum yapmaktan, dosyalarımın evdeki bilgisayarımda kalmasından yoruldum. Bu nedenle istedik ki hem evde, hem derste, hem de ofiste tek bir bilgisayar kullanılsın. Ancak zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz ofis ortamında küçücük bir dizüstü bilgisayar ekranında çalışmanın da verimsiz olacağını düşündük. Bu yüzden dizüstü bilgisayar ile birlikte ofislerinizde kullanılmak üzere 27 inç IPS monitör, kablosuz klavye ve mouse setinin bu paket içerisinde olmasını istedik. Ayrıca her seferinde kablo bağlantılarıyla ulaşmayın diye
bilgisayarınıza tek bir USB kablosu takarak monitör, klavye, mouse, kablolu network ve yazıcı gibi tüm çevre cihazlarınıza bağlanmanızı sağlayacak DockStation'da paketin içinde. Office'in mobil projesi ile birçok işlemi elektronik ortamda yapmanıza olanak sağlayan altyapıyı sizlere sunuyoruz. Ancak halen elle yapmak zorunda olduğumuz bazı şeyler var. Sınav kağıtları okumak gibi. Bu projede emek sarf eden tüm ekip arkadaşlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu arada projelere ulaşırken gerçekten de bu gördüğünüz sınav kağıtlarını okuyamadım. Müsaadenizle şimdi bu sınav kağıtlarını okumam gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.